Yok canım, ne alakası var? Formalite değil, gerçek. Ne formalitesi? Tabii ki, rica ederim. Kuzenin ne diyor bu işe? Anlamadım. Anlarız birazdan. İlişki gerçek yani. Ortada benim anlamadığım bir şey mi var? Saçmalama Ali. Gerçek gibi görünmüyor muyuz? Yo, iyisiniz. Arkadaşlarıma rezil oluyorum Fevriye Hanım. Ne zaman tanıştırmak istesem adam ortalıklarda yok. Hangi adam? Kuzenini diyor, kuzenini. Kim olacak aptal? Senden bahsediyorum. Evet, belki de aptalım. Başka türlü nasıl aşık olabilir ki bir insan? Bırak palavrayı be, amatör yalancı. Yok, kendi sikletinde gayet iyi bence. Yapmayın ama, hepiniz bana aynı muameleyi yapıyorsunuz. Ne? Hepimiz kim? Yani genel olarak bana hep problemli muamelesi yapılıyor. Küçükken de böyleydi. Doktorculuk oynarken bile beni hep hasta yaparlardı. Bir kere bile doktor olamadan büyüdüm. Büyüdüğüne eminsin yani. Ya şimdi bu nasıl laf? Böyle çürütüyorsun ilişkimizi. Hep hakaret. Artık gına geldi. Asıl senin yalanlarından gına geldi. Hani sen cumartesi günü kuzenine gidiyordun? Hani orada kalacaktın? Nezle oldum, gidemedim. Söyledim ya pazar günü. Cumartesi neredeydin peki? Evdeydim. Kuzenime de ayıp oldu. O geldi Londra'ya ama görüşemedik. Yalan söyleme Ali. Cumartesi günü seni Woodgreen'de bir fıstıkla sinemada görmüşler. Kuzenim diyorum ya işte. Sevgilisiyle birlikte geldi. Ben hastaydım. O da sevgilisiyle bir sinema yapıp dönmüşler. Yok, doğru söylüyor. Öyle bir kuzeni var. Hatta 5 hafta önce de bana terapiye geldi. Nasıl yani? Al işte, utandın mı şimdi? Yerin dibine geçtin mi? Ben bu çocuğa ne yaptım dedin mi? Boğazın düğümlendi mi? İnanmıyorum. İnanmazsan inanma. Al işte, burada şahit var. Kuzenini ne anlattı Fevriye Hanım? Londra'daki kuzenini. Ortalığı dağıtma Sezgin. Bu ne yaptık şimdi ya? Duyduğuma göre yine kağıt kürek işlerin varmış. Almayayım ayağımın altına. Ya bir rahat, gene süzgün yırtık olamıyoruz şu evde ya. Önceden söyleyeyim de şarlama yine. Bu sefer ne vizesine başvuruyorsun? Ya bana her red geldiğinde keyif mi alıyorsun Fevriye Hanım? Yok canım, niye ki? Yakında göreceksiniz hepiniz var ya. Zengin olduğunda ilk iş bu apartmanı satın alacağım. Önce 2 haftalık elektrik borcunu ödeyeceksin değil mi? Nasıl bir batağın içine girmişim ki ben anlamıyorum kardeşim ya. Baban aradı dün. Ne? Vallahi. Niye arıyor? Niye arıyor ne demek canım, adam özlemiş ki arıyor. İyi, bir daha ararsa söyle özlemesin. Yahu niye anlatmıyorsun? Sana değil mi? Merhaba Niyazi. Koçum merhaba. Hoş geldin. Sen dışarıda mıydın? Evet efendim. Bazı formları print etmem gerekiyordu. Ben de onları ettim geldim. Sana da 2 tane kopya aldım. Aferin koçum benim. Ne formları bunlar? Ankara Anlaşması efendim. Hadi bakalım, hayırlısı. Teşekkür ederiz. Bunlar da yeni başvuracağım okulun formları. Sen zaten okula gitmiyor muydun? Hayır efendim, bunlar sinema okulu için. Adam dün size pencil'la geldi, bugün sinema okuluna başlıyor. Kafası çalışan adamın hali başka oluyor. Şebnem'e de sorsaydın sana bir yol gösterirdi. Ha, niye sormadın ama, metroyla mı otobüsle mi, nasıl yol gösterecek? Ne kadar kıskançsın Sezgin. Ne oluyor oğlum? Efendim, telefonu titreşimde bıraktım da. Alo. Merhaba Şebnem Hanım. Biz de şimdi sizden bahsediyorduk. Vallahi ne olsun, iş güç koşturuyoruz. Fevriye Hanım var, Sezgin var. Tabii çalışıyoruz efendim. Biz okul bittikten sonra hemen size geleceğiz. Açtık o konuları açtık. Sezgin'le beraber açtık. Tamam efendim, biraz daha çalışırız. Sezgin, yanımda vereyim mi? Alemsiniz efendim, vallahi alemsiniz. Tamam, ezberim var çok şükür. Yalnız çok heyecanlıyım efendim. Çok heyecanlıyım çünkü bu benim ilk filmim olacak. Tamam efendim. Biz sizi arayacağız. Görüşmek üzere. Bye. Hemen dedikodu mu yaptı değil mi 2 dakikada? Yo. Şimdi dedi ki Sezgin yanında mı? Ben de yarın da vereyim mi dedim. O da verme dedi. Ona söyle dedi. Onu gece buzluğa koydum, saklıyorum. Salata yapacağım zaman doğrayacağım, haberi olsun dedi.
Sezgin daha sabırlı, mevsimini bekliyor deseydin. Arkadaşım hakkında öyle konuşma. Arkadaşınız saygı çerçevesinin dışına çıkan bazı cümleler kurduğunda oluyor ama, değil mi? Ne işiniz var Şebnemli? Efendim öğleden sonra buluşacağız. Beni rolüme çalıştıracak. Ya ona da bir iş verelim dedim yani. Şahsi bazda benim fikrimdi, onu söyleyeyim yani. Yoksa kimsenin bir şey yaptığı yok. Hadi bakalım, kim çekiyor filmi? Lokman diye bir arkadaş. Aa, Şebnem'in projesine ne oldu? Vallahi az kulağı mı takılmış, kuru temizlemeci de mi unutulmuş, tam bilmiyorum da yani çok da üzüldüm. Ay, bir çıkış yapamadı şu kız ya. Sen ne oynuyorsun? Yardımcı erkek oyuncu rolü efendim. Hani böyle hayatı boyunca hiçbir işe yaramayan, sadece başroldekilerin ekmeğine yağ süren roller vardır ya. Öyle konuşmuş şey işte. Hadi kocam, çıkmamız lazım. Çünkü gidip Jane'den mektup alacağız, unutturma. Bir de bir yerden gazete alacağız, onu da unutturma. Tamam kardeş. Bunları da akşam Lerzan'a doldurturuz artık, yürü. Ha bu arada, başrolde kim var? Vallahi başrolde bir tane erkek oyuncu var Fevriye Hanım. Bilmem başka bir şey ilave etmeme gerek var mı? Hadi eyvallah. Kolay gelsin efendim. Sen beni müsait misiniz? Buyur. Bu arkadaş iş görüşmesi için aramıştı. Telefonda görüşmüştünüz. Ender. Evlat hoş geldin. Otur bakalım. Merhabalar Semih. Sağ ol. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Hüseyin Bey. Siz nasılsınız? Daha iyi ol ya. Rahat ol. Hüseyin Bey biraz şaşkınım da. Niye şaşkınsın Evlat? Yani hiç aklıma gelmezdi hani Hüseyin Özer'le hani böyle oturacağım, hani iş isteyeceğim. Hiç düşünemezdim. Senin özelle çay kahve içeceksin, bir de yemek ikram edeceğim sana. Sağ olun. Yemek işi soracaksın. Tabii ki geleceğim. Sağ olun. Sen de ben eşitiz şimdi. Sen de bir delikanlısın, ben de bir genç delikanlı. Estağfurullah Hüseyin Bey yani. Patron diye bir şey tanımam ben ona göre. Peki Hüseyin Bey. Hep işçiyiz, hep beraber. Tamam, ben baş işçiyim burada. Peki Hüseyin Bey. Peki Hüseyin Bey. Ona göre. Patron saygısı istemiyorum ben. Adam saygısı istiyorum. İşi öğretebiliyorsam, bilgiliysem, adam gibiysem saygı isterim. Peki Hüseyin Bey. Bir elemana ihtiyacımız var ama sana mı ihtiyacımız var bilmiyorum. Buyur anlat. Nasıl bir şey? Aslında benim daha önceden çok böyle restoran tecrübem yok. Hani yok. Türkiye'de kafelerde falan çalıştım Hüseyin Bey. Öğrenir misin? Sen bu işin okuluna gitmediysen tamamdır zaten. Yok, okuluna falan gitmedim açıkçası. Gidenler çok makbul zaten de. Gidenlerin belli bildiği şeyler var. Onları bizi de öğretmek biraz zor oluyor da. Anladım. Bilmeyeni daha kolay öğretiyoruz. Anladım. Yani hani yalan söylemeyeyim, daha önce çalışmadım bir restoranda, kafede falan çalıştım. Çalışmadığın makbuldür, bilmediğin makbuldür. Yeter ki kafan çalışsın, bir de güzel ruhlu ol. Sağ olun. Temiz bir insan ol. Olur. O lazım. Başka olur. Hiç kimse, hiçbir şey lazım. Bilgi lazım değil, bilgi bizde var. Peki, peki bize Hüseyin Bey. Akıl, zeka, en iyisi güzel yürek lazım. Hüseyin Bey, hani bir ay önce geldim ben Onur'a. Hani iş arıyordum, işsizim. Hani size geldim, hiç de aklımdan geçmezdi sizle konuşacağım. Nereden duydun bu bizi? Nereden? Nasıl aklına geldi buraya gelmek? Yani hani arkadaşlara sordum. Ben hani okumuştum internette falan da sizin şeylerinizi. Hı. Hani biliyordum. İnşallah anlaşırız seninle evlat. İnşallah. Ailen nerede? Benim ailem yok Hüseyin Bey. Ailen yok mu? Türkiye'de değil mi? Türkiye'de de mi yok? Burada mı yok? Nerede Türkiye'de yok? De yok Hüseyin Bey. Benim kimsem yok. Nasıl kimse? Kimsesiz adam olur mu oğlum? Yani Hüseyin Bey, ben... Kimsesiz birisi var şu dünyada, onu da ben biliyorum ama ben de kimseli oldum. Bak bütün müşteriler, bütün elemanlar etrafım sarıldı. Sen niye kimsesizsin kocaman adam? Şey Hüseyin Bey, ben sokak çocuğuydum. Eğitimli adamsın sen, nasıl sokak çocuğu oldun? Esirgeme kurumunda büyüdüm. Sonra işte kendimi geliştirdim, buraya geldim. İyi, tam bana göre adammışsın sen. Ben de sana sahip çıkıyorum, ben de eski sokak çocuğuyum zaten. Ne güzel anlaşırız. İşte biraz da onun için şaşırdım hani buraya geldim. Ha, onları okudun o zaman biliyorsun değil mi? Az buçuk biliyordum Hüseyin Bey. Şimdi etrafı gezelim sana, olur mu Erdem? Peki, tamam Hüseyin. Hadi canım. Çok sağ ol. Adın Ender'di değil mi? Evet Hüseyin Bey, Ender. Hadi bakalım şimdi bir tokalaşalım. Peki. Canım benim, hadi. Şöyle güzel güzel bir dolaştın seni. Peki, buyurun Hüseyin Bey. Gel, sen de gel. Takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacıya takatukaları takatukalama mı derse takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel. Al bu takatukaları takatukacıya takatukaları... Selamun aleyküm.
Sezgin nerede kaldın ya?